Şimdi sıla'nın seyirciler, Sıla'nın o bulunduğu ana gideceğiz. Ankara'ya gideceğiz. O anları ekrana getireceğiz. O haber geldiği zaman hepimize bayram oldu gerçekten de Sıla'nın bulunma anı. Neler yaşandı şimdi ekranda. 12 yaşındaki bir çocuk. Bu Fatih Mehmet Dinç cezasını çekmeli. Bu ikonun takipçisi olacak. Bu adam içeri girecek. Bu adam ve bu adam gibiler çocuklardan uzak duracak. Aranan şahıs vardı burada. Burada. Sıla 11 gündür 42 yaşındaki Fatih Mehmet tarafından kaçırılıyordu. Yerlerini Ankara'da tespit etti. Şu an gecenin saat 1.30 Ankara'ya bağlı emniyet güçleri şu an Fatih Mehmet'i gözaltına alıyor. Senin kimliğin olacak. Ne yoruyorsun? Abi kaçıran şu an. 42 yaşındaki kaçıran şu kaçırıyorsun. Ya yapma canınız yerim size. Tamam niye o zaman kaçıyorsun? 11 gündür bu kız aranıyor. He. Uyuşturucu verdiği iddiaları var. Tamam. Tamam niye kaçırıyorsun ama? Ben kaçırıyorum. Ben kaçırıyorum. Ben ne için uğraşıyorum sabahtan beri? Kızı? Abi niye uğraşıyorsun? Babasına teslim etmek için. Merkezine götürebilirdin. Ben bugün babasını bekledim abi burada. Abi niye bekliyorsun? Niye bekliyorum? Evet. Babasını aramışım. Tamam, babaannesi. Hayır bak babasını aramışım. Babaannesini aramışım. Demişim gelin bu kızı alın. Tamam polise niye teslim etmedi? 11 gündür aranıyor. Televizyonda bangır bangır. Nasıl teslim edeceksin? Çünkü anne bunu satıyor. Anne bunu satıyor. Tamam 12 yaşındaki bir kızı sen de mi aldın? Bak ben diyorum ki bak. Anne diyor bunu diyor satıyor diyor. Ver kimliğini abicim. Aldın mı kimliği? Kimliği yok. Sahte kimlik taşıyor. Sahte kimlik taşıyor. Ne kadar kimlik taşıyor? Allah Allah. Ben çok kimlik. Evet şu anda kimlik kontrolü yapmak istiyorlar ama kendisinin üzerinde kimlik olmadığını iddia ediyor Fatih Mehmet. Evet şu anda Fatih Mehmet gözaltına alınıyor. Ekiplerce emniyete götürülüyor. Evet Esra Rol bu işin peşini bırakmayacağız dedi. Ve ertesi gün şu an Fatih Mehmet Dinç gözaltına alındı. Yanında da 11 yaşındaki Sıla Tuana Kalafat vardı. Polisleri ilk gördüklerinde ikisi de şok halindeydi. Ve şu anda da Fatih Mehmet Dinç emniyete götürülüyor. Evet şu anda Fatih Mehmet Dinç sağlık kontrolleri yapılması için emniyet güçleri tarafından hastaneye götürülüyor. Çok şükür 12 yaşındaki kayıp Sıla bulundu sevgili seyirciler. Ama bu adrese nasıl bulundu? Hangi ihbar üzerine oraya gidildi? Tüm bu süreci Caner birazdan bize aktaracak. Bu bilgi geldikten sonra, bu arada İstanbul'da bu yazışma olup, sonra da böyle bir internet kafede oldukları bilgisi geldikten sonra Caner'ler kenarda bekliyorlar. Sıla'nın olduğundan emin olduktan sonra Caner... Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Cebeci Şehit Birol Öztekin Polis Merkezi Amiri devriye ekiplerine ihbarda bulunuyor. Esra Erol da programından arıyoruz. 12 yaşındaki kayıp Sıla aranıyordu bu adreste diye. O dakikaya polisler gelene kadar arabada pusuda kenarda bekliyorlar. Ve sonrasında polislerin gelmesiyle süreç başlıyor. Destek olan, yardım olan herkesten Allah bin kere razı olsun. Şimdi Ankara'ya gidelim. Caner karşımızda. Caner merhaba. Hoş geldin. Merhabalar Esra Hanım. Ankara'dan sevgiler. Esra Hanım 12 günlük kaçış Keskin Sokak'taki bu internet kafede son buldu. Buraya gelmeden önce
buradan önce neler yaşadık onu da kısaca size anlatmak istiyorum. Dün biz öğlen saatlerinde Ankara'ya geldik. Normalde Fatih Mehmet'in etrafındaki arkadaşlarının iddiasına göre Fatih Mehmet çok profesyonel. Kaçtığı zaman onu kimse bulamaz, hata yapmaz demişlerdi. İddiaları o yöndeydi. Ama Fatih Mehmet'in ilk hatasını 1 Mayıs'ta yaptı. Bir kafede yemek yediler, içtiler. Hesabı da dayıya ödettiler. Dayı bir IBAN'a para attı. O IBAN kafe sahibine aitti. Kafe sahibinin çalışanına aitti. Siz de bahsettiniz. O kafe sahibini biz bulduk. O kafeyi de bulduk. Geldik oradaki kamera kayıtlarına baktık. Sokak sokak girdikleri yerleri aramaya başladık Esra Hanım. İkinci hatayı da 2 Mayıs'ta yaptı. Bir internet kafeden 4-5 saat internet kafede kalıyor. Tekrardan bir IBAN veriyor babaya, dayıya. Diyor ki ben kızınızı size yollayacağım. 400 milyon para atmanız lazım. Bir IBAN daha veriyor. Bu IBAN da internet kafeye aitti. O internet kafeyi de bulduk ama o internet kafe burası değildi Esra Hanım. Dediğim gibi biz araştırmalarımızı internet kafeler yönünde yapmaya başladık. Kameramız Gürdal abi Ankara'nın başka bir bölgesindeki internet kafeleri tek tek girdi. Ben ayrı internet kafelere girdim. Tam o sıralarda gece saatlerinde dediğiniz gibi bize bir ihbar geldi. Cebeci'de Keskin Sokak civarında görüldükleri yönünde. Biz de kameraman arkadaşımızla buluştuk. İnanın Esra Hanım yani buraya gelirken o kadar ellerim ayaklarım titriyordu ki o kadar üzüldüm ki. Çünkü veren ihbar da kesin gördüm demişti. Yani çok heyecanlandık. Yani buraya nasıl geldiğimi inanın şu an kelimelerle anlatamam. Tam buradan biz arabayla bu tarafa doğru evet bu tarafa doğru giderken Esra Hanım şurada siyah giyinimli kafasında kapşon olan bir kız çocuğu duruyordu. Tam böyle. Ve devamlı yere bakıyordu. Biz ilk geçtiğimizde Gürdal abi dedi ki bu dedi Sıla dedi. Abi dedim kesin mi kesin. Ondan sonra tekrardan emin olmak için arabayla bir tur daha attık. Ve ileride durduk. Arabamızın camları da siyah olduğu için bizi tam göremedi. Ve baktık Esra Hanım iyi bir inceledik. Onun Sıla olduğuna karar verdik. Hemen pusuya yattık. Arabanın içinde bekledik. Çünkü her an kaçabilirlerdi. Saat gecenin 1.30. Normalde de internet kafe 12'de kapanıyor. Her an kaçabilirler diye biz pusuda durduk. O arada da 155 polis merkezini arattık. Olayı anlattık ve çok kısa bir süre içinde burası inanın polis arabalarıyla doldu. Hem asayiş şubeye bağlı gezici ekipler hem de Cebeci polis merkezinden polisler buraya geldi. Ondan sonrasında zaten izledi seyircilerimiz. Zaten şeyi de söylemek istiyorum. Sıla gerçekten ürkmüş ve çok masum bir çocuk. Ürkmüş bir şekildeydi yani ifade de edemiyorum. Ben de isterseniz Esra Hanım içeride de neler yaşandı onları da anlatmak istiyorum. Dediğim gibi Fatih Mehmet Ankara'nın belirli bölgelerindeki internet kafelere giriyor yakalanmamak için. O gün 10 saat öncesinden buraya geliyor. Yani öğlen 1-2 civarında buraya geliyor. Buradaki çalışana işte internete girmek istediğini belirtiyor. İşte eşimle birlikte geldim diyor. Buradaki çalışanın iddiası da nasıl tanıttı dediğimde de eşim diye tanıtmış Sıla'yı. Sonra Esra Hanım buraya geliyor en arkadaki tam kimsenin göremeyeceği yere oturuyor. Çünkü buraya otursa belki birileri görüp onu tanıyabilirler diye. En arkadaki bu internet bilgisayara bağlanıyorlar Esra Hanım ve bilgisayarın başına oturuyorlar ve saatlerce aileyle bu bilgisayardan mesajlaşıyorlar. Oturabilirsin oraya. Evet. Bak otur. Gerçekten en uçta ve en kuytuda evet. bir yer olduğu için dikkat etmen ve görmen de çok evet. da mümkün değil. Ve tamam. Esra Hanım bunu da o telefon görüşmelerini internet üzerinden yapıyorlar. Buradan dediğim gibi uygulamadan buradan aileyle görüşüyor. Telefon zaten siz de izlediniz. Buradan devamlı konuşuyor Esra Hanım. Dediğim gibi de gelen ihbar oldu. Biz sokak sokak burada da aradık. Dediğim gibi arabayla geçerken dikkatimizin sayesinde de Sıla'yı gördük. Yani çok mutluyuz Esra Hanım. Söyleyecek. Yani Allah da bin kere razı olsun seyircilerimizden, duyarlı Allah. İzleyicilerimizden bize ihbarlar verdiler. Günlerce sağ tüm ihbarları da değerlendirdik Esra Hanım. Sonunda Sıla'ya da ulaştık. Biz çok mutluyuz ekipçe. İnanın sabahlara kadar uyumadık. Yani her gelen ihbarı birbirimize attık. Diğer evet. ekip arkadaşlarım araştırma yaptı. Biz buradan araştırmalar yaptık. Fatih Mehmet kaçamadı. Kaçamadı. Kaçamasın. Böyle şunu da belirteyim Esra Hanım. Biz cezasını Mehmet'i çeksin. Aynen. Sokaklarda biz elini Mehmet'i kolunu sallaya sallaya dolaşmasın. Çocuklardan uzak dursunlar. Caner Esra Hanım, birkaç Fatih sorum Mehmet'i olacak. Biz, Fatih. Sen önce tamam. cümleni şunu tamamla ben sorumu sorarım. Biz Fatih. Biz. Aynen.
Biz Fatih Mehmet'i gördüğümüzde gerçekten tanıyamadık. Çünkü kendisi resimlerden çok farklıydı. Yani kendini yüz olarak çok değiştirmiş. Yani annesi, akrabaları bile yanından geçse Fatih Mehmet olduğunu asla anlayamazdı. Biz çok şaşırdık. Hani yüzüne ne yaptırdı? Nasıl bir şey uyguladı yüzüne de anlamış değilim. Gerçekten resimlerden çok farklıydı kendisi. Bu arada şimdi 4 devriye ekibi birden geliyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne de çok teşekkür ediyorum. Buradan teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar. Hepsine sevgiler, saygılar gönderiyorum. İnternet kafeye bir anda polisler gelince, şimdi sen de orada kapıdasın ve direkt onu görüyorsun. İlk tepkisi ne oldu? Ve ona bir kimlik soruyorlar. O sırada ismini ne olarak söyledi? Bunu duyabildin mi? Esra Hanım, zaten ilk polisler Sıla'yı gördüler. Sıla içeriye kaçmak istedi. İnternet kafenin içine kaçmak istediler ama polisler izin vermedi. Tam orada da zaten şöyle bir şansımız da var Esra Hanım. Tam zaten biz gelmeden 5 dakika geç kalsak buradan uzaklaşıyorlarmış. Tam o sırada zaten Fatih Mehmet de kasada. Dışarıda ekipleri görünce dışarıya doğru geliyor. Fatih Mehmet'le işten hemen kimlik istiyorlar. Kendisi üzerinde kimlik taşımadığını, isim söyle dediklerinde, kimsin, adın ne dediklerinde de bir şey söylemedi. Ondan sonra ben müdahale ettim. Kardeşinin kimliğiyle geziyor, sahte bir kimlikle geziyor diye ifadeyi kullandım. Ondan sonra tabii aldılar, parmak iziyle kim olduğu da ortaya çıktı Fatih Mehmet'in için. İnternet kafelerin de o saatte açık olmasına kadar manidar. Aslında ülkemizde 12'ye kadar küçüğün, müzik şey yok. Yani Cener, merak ediyorum. İnternet kafede 12 yaşında bir kız çocuğunu buluyoruz. Başka kimse var mıydı internet kafede? Kaç kişi vardı ya da? Hülya Hanım, başka kimse yoktu. Ben internet sahibine de sordum. O zaman neden internet kafe sahibinin de burası açıktı, bakın, diye. Bu konuda bilgisi dahilinde olduğunu düşünüyorum. 1.30'da 11-12 yaşındaki bir kız çocuğu orada saklanmış duruyor. Hem saat itibariyle... Yani biz kendisine sorduğumuzda Fatih Mehmet Dinç'in sürekli internet kafe sahibini tehdit ettiğini, sürekli zaten yanına gidip işte kapatacağım lütfen kalkın dediğini, Fatih Mehmet Dinç'in onu sürekli tehdit ettiğini iddia etti buranın sahibi de. O yüzden çıkaramamış ama en son dediğim gibi 1.30 sularında artık gidin, kapatmam lazım buranın yasal sınırı 12'de dedikten sonra Fatih Mehmet de ya, kasaya gidip para ödeme dışında, yaparken tam orada biz geliyoruz. İçeriden elektriği kapattığınızda dışarıdan kapalı göründüğünde içeride ne oldu? Önemini yitiriyor. Demek ki herkes gerçekten kanunlara ve usullere uygun olsa. Neyse ya, Sıla bulundu da Caner. Ona gerçekten seviniyorum. Bir taraftan buruğum, bir taraftan çok seviniyorum. Size de teşekkür ederim. Bu arada Esra Eroğlu ekibine, tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu süre içerisinde her konu bizim için çok kıymetli. Ama özellikle de çocuklar konusu. Çocuklarla ilgili hepimizin hassasiyeti var ama çocukları korumak hepimizin görevi. Bu süre içerisinde herkes gerçekten yüksek bir performans sergiledi. Herkes aynı duyguyu, aynı acıyı yaşadı. Şunu da duyurmak istiyorum tüm anne ve babalara ve tüm seyircilerime. Eğer bir çocuğun mağduriyetini görüyorsanız lütfen ihbarcı olun. Tüm eğitimcilerime, çocuklarınızın, öğrencilerinizin farklı davrandığını, farklı davranışlar sergilediğini sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Benim bir şey söylememe gerek yok. Lütfen ihbarcı olun. Anneler ve babalar, çocuklarınızın sizinle güvenle konuşmasını sağlayın. Yasak, ayıp, aman bunu duyarsa bana kızarlar diye size duygularını ifade etmekten korkmasınlar. Gidip dışarıdaki hiç tanımadıkları, yeni tanıdıkları, onları yargılamayan gibi görünen insanlara, çıkarcı ve menfaatçi insanlara kendilerini anlatmaya başlarlarsa çocuklarınızı kaybedersiniz. Ne olursa olsun, ne hata yaparsa yapsın, bakın açıkça söylüyorum, çocuklarınız ne hata yaparsa yapsın, sen benim yavrumsun, ben seni koruyacağım, korumak zorundayım, bana her şeyi anlat, güvenini verin. Bunu vermezseniz menfaatçiler, leş sürüleri, leş kargaları sokakta bu fırsatı kollarlar. Çocuklarınızı kaybedersiniz. Ne hata yaparsa yapsın. Birinci görevimiz çocukları korumak. Bizden başka hiç kimse bizim çocuklarımızı koruyamaz. Ha, koruyamayanlarınkini de okul yönetimleri, teşkilatta herkes bir şekilde, bir komşu görür, ihbar ederse korumaya da başlarız. Şimdi bu
Fatih Mehmet Dinç isimli kişinin geçmiş hayatında, yaşamında olan bir kız arkadaşı yayına bağlanmak istiyor. Bir ihbarda bulunmuş. Hoş geldiniz hanımefendi, merhaba. Alo, merhaba Ezra. Merhaba. Ağlıyor musunuz? Evet Ezra Hanım. Allah sizden bin kere razı olsun. Hangi dönem? Ezra Hanım, şimdiden onunla ilgili herhangi bir kötü söz söylersem lütfen sizden ve izleyicilerden çok... Ya ben onun kız arkadaşıydım, tamam mı? Dolandıracak kadar aşağılık birisi, anladınız mı? Aşağılık. O çocuğu bana kızım dedi, biliyor musunuz kızım dedi. O şemsettir Aygül ile pislik. İkisi birlikte beni dolandırdılar. Daha sonra ben bunları yılbaşında savcılığa verdim. Savcılık bunları durduğu adrese ifade için tebligat gönderdikleri için o oradan kaçtı. Daha sonra orada ev aramaya başlamış galiba. Özlem Hanım Ayşegül Hanım'ın dediği gibi. Çünkü diğer kalacak yeri yoktu. Aranması vardı. 3 tane kimliği var bunun ama bir tanesi Özgür Enver Dinç, bir tanesi Fatih Ahmet Dinç, bir tanesi de Fatih Mehmet Dinç. Her bir pisliği yapan bir kişidir bu. Hatta elektronik sigara falan da kullanıyor. O kadar yalvardım, bakın ona o kadar yalvardım ki paramı verin diye. Ne kadar? Devam edin lütfen. Benim bir damla gözyaşıma bile acımadı. Benim kredi kartlarımı kullandı. Benim mobil bankacılık hesabımdan krediler çekti. Hepsini aldı. Ondan sonra telefonlarını kapattı. Daha sonra ortalıkta kayboldu. Ben gerçek doğru Fatih Ahmet güzel olarak biliyorum. Ben kardeşinden gerçek adını Fatih Mehmet Dinç olduğunu öğrendim. Daha sonra da gittim. Zaten avukat tutup avukatın savcılığa şikayette bulundu. Peki sizin hayatınıza giren, bakın bu kişinin birden fazla sahte adı var. Fatih, evet. Ahmet olarak girdi sizin hayatınıza. Evet, Fatih Ahmet güzel olarak. O dönemde Şemsettin Aygün, bu görevinden, Milli Eğitim'de çalışıp görevinden istifa eden, idari soruşturma başlatılan bir okul yöneticisi vardı. Şemsettin Aygün'le ev arkadaşlığı yapıyordu. Bu ikisi mi sizi dolandırdılar? Evet, aynen. Daha önce kendisi daha önce Ankara'da oturuyordu. Ankara'da restoranlardan borsayla falan çok ilgileniyordu. Ondan sonra geçen yılbaşından sonra İstanbul'a geldi. İstanbul'da Büyükçekmece'de olduğunu söyledi. Bir arkadaşıyla durduğunu söyledi. Ben Şemsettin Aygün'ü ismini kardeşinden öğrendim. Şemsettin Aygün'e de ben yanlışlıkla Fatih Mehmet Dinç'in telefonu üzerinden para gönderirken Şemsettin Aygün'ün IBAN'ına gitti. Ben Şemsettin Aygün'ü bilmiyordum. Bana şey dedi, kardeşi dedi Fatih, Şemsettin Aygün diye birisiyle kalıyor dedi. Ben oradan anladım. Ondan sonra bana secdesini falan attı kardeşi. Peki o dönemde Ayşegül Uğur'u, yanındaki Murat Kol'u tanıdınız mı? Onlarla arkadaşlık Hayır. yaptınız mı? Hiç bir şekilde tanımıyorum. Bana hiçbir şekilde bahsetmedi. Sıla'yı sadece ben WhatsApp'ta profil resminde gördüm ve ben onu kızı diye biliyorum. Bana da hiç kızım değil falan bile demedi. Ondan sonra daha sonra zaten o resimleri yani falan... Fatih Mehmet Dinç aldı. Kendi profil resmini Sıla olarak aynen. yapıyor. Ben zaten sizi ekbirinize falan attım. Sahte kimliğini attım, profil fotoğrafını attım. Bir şeyi var. Bir de Esra Hanım, sorar mısınız? Bunun iki tane en son kullandığı numarası var. Murat Kol'un üzerine bu telefon numarası çıkartmış mı? M adında bir sine kayıtlı. Şu anda onu sorabilmem mümkün değil. Hepsi göz altındalar ama şu var. Ocak ayında siz Fatih Mehmet Dinç'ten gidip savcılığa şikayetinizi de yaptınız. Evet, aynen. Aranması vardı zaten. Çok şeyden aranması vardı. Hangi suçlardan aranmaları var? Dolandırıcılık suçundan. Bakın ben size söyleyeyim. O bana verdiği TC numarası ilk Fatih Ahmet Güzel adına kayıtlı olan TC'den vergi kaçakçısı.
Göçmen kaçakçılığı, 6-7 yıldan aranması var. Kredi kartından mahkemelik olmuş. Kendisine de hedefi Allah rızası için hiç kimse ona inanmasın. O insanlara kendisini çok iyi gibi, çok iyi birisi gibi gösterir. Ama özünde öyle birisi değildi. Çok iyi birisi olsaydı ona değer veren, ona her şekilde elini uzatan bir insanı dolandırmazdı. Beni dolandırmazdı, beni. Ben ne kadar birlikte yalan... oldunuz? 2,5 sene. Oo, uzun da bir süre. Evet, 2,5 sene. Ankara'da mı yaşıyordunuz beraber, İstanbul'da mı? Yok, yok. O Ankara'daydı, ben İstanbul'dayım, başka yerdeyim. Şu anda açıklayamıyorum. Ha, yok yok, açıklamak zorunda değilsiniz. Yani hani burada mı o ilişki sürdü, o yüzden merak ettim. Yok, kendisi Ankara'daydı. Bir nebze sanırım içiniz soğumuştur. Çok çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Allah tutunuzu altın etsin. Ona şunu söylemek istiyorum. Hani bana demişti, çok param var demişti benim. Şimdi çok parası onu kurtaracak mı? Bilmiyorum, kurtarmayacak eminim. Hak ettiği deliği bulması için ben çok dua ettim. Ben onu Allah'a havale ettim. Dilerim hiçbir zaman da o delikten çıkamaz. İnşallah, inşallah. Ömrünün sonuna kadar orada kalsın. O beni bitirdi ya. O beni borç batağına soktu. Hep etrafında kadınlar, hep de mağdur olan maalesef ki kadınlar var ama... O yüzden diyor, herkesin haberi var diye. O yüzden diyor. Evet, Fatih Mehmet Dinç. O yüzden diyor. Bu süre içerisinde bu kadar rahat hareket edebilmesinin önemli bir sebebi vardı. Evet. Murat Kol ve... annesi Ayşegül Uğur'la beraber ortaklıkları, menfaatleri ve çıkarları. Bir bu kere... çıkarlar üzerinden bu ilişkiyi kurmaları. Evet, doğru. Mühim olan bu saatten sonra Sıla'nın güvende olması, artık onun için sağlanacak adaleti, gelecek olan o kararı ve cevabı bekliyoruz. Dilerim Sayın Savcım da... hem yayını hem Sıla'nın ifadelerini her süreci dinledikten sonra o cezayı verecektir. Ve sonrasında biz de size o iyi haberi veririz. Çocuklardan uzak dursunlar, çocuklara dokunmasınlar, çocukları koruma konusunda elinizden geleni yapın. Bu sadece Sıla değil, Sıla'lar davası, bunu unutmayın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.